Ama mesela biz Raif Efendi'de böyle bir şey görüyor muyuz? Yani onun bu naifliği, kırılganlığı hakkında dilerseniz biraz konuşalım. Ve aslında Raif Efendi'nin romandaki varlığı artık bize şunu mu söylüyor? Yani sıradan insan artık romana girdi ve o sıradan insanın arka planında çok daha büyük öyküler olabilir. Onun içinde nice cevherler olabilir. Evet. Bunun bir göstergesi mi sizce bu Şimdi roman? aslında bu romanın bir yazılma amacı var ve bu amaç romanda da belirtilmiş. Hemen giriş sayfasında bu sorunuza cevap olabilecek nitelikte bir kısmı okumak istiyorum. Evet, buyurun. Halbuki hiç de fevkalade bir adam değildi. Hatta pek alelade, hiçbir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız. Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık, hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor? Fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız. Onların da birer kafaları, bunların içinde isteseler de istemeseler de işlemeye mahkum birer dimağları bulunduğunu, bunun neticesi olarak kendilerine göre bir iç alemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. Bu alemin tezahürlerini, dışarı vermediklerine bakıp onların manen yaşamadıklarını hükmedecek yerde en basit bir beşer tecessüsü arayışı ile bu meçhul alemi merak etsek belki hiç ummadığımız şeyler görmemiz, beklemediğimiz zenginliklerle karşılaşmamız mümkün olur. Evet, aslında ilk sayfada yazar evet. bize söylüyor. Bunu. Tabii. Evet. Önemli değil zaten. Bu amaçla yazılmış olsa da biz bunu bizzat kurgusunu romanda görüyoruz. Evet. Aslında çocukluğunda Raif Efendi babasının, annesinin davranışlarına bakarak sen kız olacakmışsın. Kız gibi. evet. evet, kız gibisin ya da tepkisiyle karşılaşmış. Arkadaşları arasında biraz ön plana çıkamamış birisi. O da bundan hareketle fıtratına uygun bir şekilde kendisini kitaplarda bulmuş. Evet. Sürekli kitap okumaya kendisini vermiş ve kitaplarda hayalinde kendine bir dünya kurmaya çalışmış. Modern bir Don Kişot'ta diyebilir miyiz onun için? Tabii ki. Ya aslında yani kitapla zihninde kurgulayıp hatta o karakterlerle kendisini özdeşleştirip nice maceralara evet. atılması, işte eşkıyalıklar yapması, kız kaçırması, evet. dağ kaldırması, hatta orada mahallede Fahriye'yi biraz ilgi duyduğu Fahriye'yi kaçırıp ona sonra yüzünü açıp "Aa bak bu benim." Evet. deyip karşısında gülmesi gibi bu tarz şeyleri var. Yani aslında içinde olmak istediği başka bir tip, kendi durumunu da çok beğendiğini söyleyemeyiz çocukken. Ancak burada yani ailesinin bu yapıyı çok fark edip ona göre kendisini yönlendiremediğini de zaten biliyoruz. Babasının çok ilgili olmadığını biliyoruz. Dışarıda baskın bir karakter. Evet. Annesi de çok o da evet. ona göre biraz daha silik kalıyor. Daha silik dolayısıyla karakter. Ne anneden ne babadan birisi çok silik, birisi çok baskın. Hatta babasını dışarıda görünce evdeki babasındansa dışarıdaki babasını o kahvedeki ya da oyun oynarkenki babasını çok daha seviyor. Evet. Dolayısıyla bu içe dönük yapısı onu Almanya'da da iş yaşamında da her zaman yakalıyor ve beraber bir şekilde onun hayatını etkisi altına alıp insanlar tarafından da adeta böyle kötü muamele görmesini varacak kadar ilerliyor. Evet. Dilerseniz biraz da Raif Efendi'nin aşık olduğu o kadın karakter üzerinde eğilelim. Maria Puder. Aslında günümüz için aşina olunacak bir kadın karakter ama o dönem için sanırım çok yeni olan bir takım özellikleri var. Yani bilhassa o erkek iktidarının karşısında olma, kendi sesinin olduğu bir karakter aslında. Güçlü duran, hayata karşı hep mücadele halinde olmuş. Onların bilhassa Maria Puder üzerinde de aslında o Almanya'nın savaş sonrası geçirdiği değişimleri, evet. toplumsal yapıdaki değişimleri de gözlemleyebiliyoruz. Güçlü bir kadın karakter karşımıza. İlk etapta onu otoportresi üzerinden tanışıyoruz bizler de roman vasıtasıyla. Daha sonrasında Raif Efendi ile güzel bir tanışmaları da var. Ama Raif Efendi onu pek çok şeye benzetiyor veya onun yerine ikamet ettiriyor.
O bilhassa otoportreyi gördüğü zaman değişik duygular içerisine giriyor. Dilerseniz biraz Maria Puder'in bu roman bağlamındaki temsil gücü hakkında konuşalım. Nasıl bir karakter? Tabii. Bir kere Maria Puder, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Sabahattin Ali dönemine göre çok ileri fikirleri Maria Puder üzerinden bize söylüyor, anlatıyor. Ya aslında kurgusunda bunu bilinçli yaptığını da görüyoruz. Bir yabancı karaktere bunu söyledi. Yani Türkiye'de Türk bir karaktere değil de bunu bu kurguda o ileri düşünceleri söylüyor. Yani gelenekselleşmiş kadın cinsiyet ya da erkek cinsiyet rollerine tamamen karşı çıkan birisi. Bu toplumun hazır bulunuşluğuyla ilgili bir şey mi? Yani mesela Türk bir kadına bunu söyletmeyip yabancı bir kadına bunu söyletmesi aslında orada bir kasıtlı bir eylem olduğunu mu düşünmeliyiz? Şöyle söyleyelim. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e geçerken bile zaten tiyatromuzda, işte sahnede gösterime kadar Müslüman kadınlar yok. Dolayısıyla ileri olan, yani dönemine göre bu tarz söylemek istediği avantgard ileri düşünceleri yine yabancı bir karakter üzerinden söylüyor. Kurgusuna çok da hakim olduğunu görüyoruz bu anlamda. Yani bilinçli bir tercih olduğunu ben düşünüyorum. Kendi ülkesinin realitesine de aslında farkında, hakim, toplumsal yapıyı biliyor, Anadolu insanını biliyor, nelerin hakim olduğunu biliyor, hangi rollerin olduğunu biliyor. Dolayısıyla Maria Puder'e çağının çok ilerisinde erkek egemen toplum eleştirisi yapıyor. Evet. Daha doğrusu bunun da ötesinde bir kere erkek figürünün iç yapısını da sorguluyor burada. Yani sadece bir kadın olarak değil, o kadın görüşü üzerinden, yani kadının sürekli kaçtığı, kovalandığı, pasif olduğu bir anlayıştan erkeğin kovaladığı, aktif olduğu, ezdiği bir yapıyı eleştiriyor. Yani burada uzun uzun burada pasajlar var ama işin özü bu. Yani erkeklerin hatta bazen çok zavallı duruma düştüklerinin de yer yer ifadesi oluyor. Maria Puder bu anlamda ayakları üstünde dimdik duran bir karakter. Adeta Raif Efendi ile rolleri değiştirmiş tirler. Yani Raif Efendi kız gibi, o erkek gibi bir bizim bakışımızla buradan Anadolu'dan baktığımız zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani dolayısıyla aslında anime animus da fazlasıyla açığa çıkmış tabii, gibi. Tabii yani dolayısıyla rol değişikliğini yani o psikolojik şeyde de bunu görüyoruz. Peki aşk ile ilgili o noktaya geldiğimizde de zaten aşkta yani daha baskın bir karakter olarak ne istediğini bilen, karşısındaki erkekte ya da kişide neler olması gerektiğini çok iyi bilen birisi. Ama Raif ise buna karşı hayalinde canlandırdığı bir kadın tipi var. O otoportresinde onu gördüğünde kitaplardan beslediği o imajında adeta bir kadın terkibi oluyor. Evet. Hazreti Amine Hatun'dan tuttu, peygamberimizin annesinden diğer hatta işte, Meryem Ana tasvirine, evet, tasvirine de. Halit Ziya'nın roman karakterlerinden, Vecihi'nin karakterlerinden vesaire. Bir terkip. Hepsi, bir terkip olarak onu o otoportrede görüyor. İşte kürk giymiş, hafif beyaz tenli, esmer çizgilere sahip bir kadın portresi karşısında kendisinden geçiyor. Evet.